Günaydın Enver abicim. Günaydın Bahar'cığım, gelsene. İyiyim. Sen nasılsın? İyi, sağ ol. Gel canım, otur. Bak, mandalina getirdim Arda'ya. Sen de yersin. Sağ ol. Çıkar bunu. Sen hiç Arda'yı merak etme. Biz onunla güzel güzel geçiniyoruz. Yok, olur canım, mu? Merak eder miyim? Hiç şunu çıkartalım da terlemesin. Sen tencereleri almamışsın. Eve mi çıkacaksın bir daha? Yok Enver abi. Önce patrona uğrayacağım. Tencereleri ondan alacağım. Yemekleri koyacağım. Öyle ihtiyaç sahiplerine götüreceğim. İnşallah yakındır buraya. Ama ben düşünüyorum sabahtan beri şimdi şöyle yapsam diye. Ben tencereleri alsam, yemek kaplarına koysam yemekleri, en azından orada döksem, sonra götürsem ihtiyaç sahiplerine. Değil mi? Daha mantıklı. Ama yok, o zaman da yemekler soğuyabilir. Git gel yapacağım. Ne yapayım? Ay soğur tabii de kızım. Sen niye illa o tencerelerle götürüyorsun? Bilmiyorum ki. Adam öyle istiyor. Herhalde temiz görünsün ihtiyaç sahiplerine falan diye. Berşan da anlattı ama anlamadım. Neyse, öyle yapacağım işte. Allah Allah. O şeydendir bak. Bizim Hatice hep öyle der. İşte bu tencere iyi pişiriyor, öbürü iyi pişirmiyor falan. Patron ondan öyle istiyordur. Bizim Hatice gibiyse. Yok öyle de değil. Benim o tencerelerde pişirmem de yasak. Aman anlamadığım şeyi sana anlatmaya çalışıyorum. Boş ver, ben istedikleri gibi yapayım da. Neyse. Hadi kolay gelsin Emre abicim. Tamam. Görüşürüz Arda'cığım. Güle güle git kızım. Kolay hadi gelsin. Hadi yavrum, hadi. Çırak, hazır mısın? Bugün düğme dikmeyi öğreteceğim ben sana. Ya şunu bitireyim, ondan sonra tı 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 düğme. Hı?